Çok cana yakın bir konuğumuz var bugün Emre Yurta Kalın bizimle birlikte sunucu ve oyuncu hı hı. İngilizceye karşısın Dil bir sanat işidir birazcık aslına bakarsanız hani dili herkesin anlayabilmesi konuşabilmesi zordur Neden yurt dışında hiçbir okulda Türkçe hazırlık sınıfı yok da bizim ülkemizde bütün üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı var Ben bunu söylediğim zaman insanlar bana dünya dili diyor Neden Türkçe değil? aslında tam da söylediğiniz noktadaki eksiklerimizi kapatmak için çalışıyor Yunus Emre Enstitüsü. Bu açıdan söylediğiniz bu dünya dili kavramını belki ilerleyen yıllarda Türkçe ile İngilizce belki de yer değiştirecek. Aslında bizim en büyük hayalimiz, amacımız bu. Televizyonla tiyatro arasındaki farkı ben sormak istiyorum. Tiyatro er meydanı. Kamera karşısında insanlar oyunculuk yapabilir, bir şeyler yapabilir, program yapabilir, her şeyi yapabilirler ama bir tiyatro sahnesine çıkıp Dramını, komedisini, psikolojisini, her şeyini içeren bir oyunda oynamak o başka bir iş. Bizim geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde muhteşem bir bayramımız vardı. Türkçe bayramı. Evet. Yani bu konunun öncelikli olarak hani devlet eliyle yapılarak yürütülmesi, özellikle Yunus Emre Enstitüsü ile yürümesi çok başka bir durum. Ve asıl sevinilmesi gereken ilk konu bu. Bence hı hı. E, ve Türk dilinin dünyaya tanıtılması hani bence çok geç kalınmış bir durum e, hani geç kalınmasına rağmen tabii şu anda yapılıyor olması da gerçekten hem dilimizi hem Türkiye'yi onura edici bir e, yapı olarak görüyorum ben çok güzel bir yapılanma ve çok güzel ilerleyebilecek bir durum diye düşünüyorum ben. Hani hem e, üniversitelere de girebilirsek bir de benim hayalim olan hazırlık sınıfları yurt dışında da e, Türkçe olursa ne güzel katkı sağlayacaksa bence gayet güzel <laughs> olur Ama <ya>. çoğu <laughs> üniversitede yalnızsam düzeltin Özgür hocam. E, Türkoloji bölümü var ve ilgi çok yoğun. Bu noktada Türkçe'nin Sesi Radyosu projesini nasıl buluyorsun? Türkçe üzerine yapılan her şeyi öncelikle çok iyi buluyorum. Türkçeyi yaymak üzerine böyle bir e, hevesle yola çıkmış bir radyo takdir edilesi bir durum söz konusu o zaman bu radyo üzerine. Hani takdir etmemek mümkün değil. Ben TRT okul seyrediyorum mesela çünkü çok güzel programları var. Eğitici, öğretici vesaire programları var. E, e, aynı işi yapan bir de radyo oldu şu anda. Evet. Hani bence bu zamana kadar e, TRT'nin bu işe el atması gerekirken bir enstitünün, bir vakfın e, bu işe el atması ve sizlerin de bu işin destekçi olması... Gerçekten takdire şayan bir durum diye düşünüyorum.